Bahsettiğim gibi zaten yani Gragas geldi. Oynadılar. Yani Carry'e bekletecekleri belliydi. Ona çok güveniyor zaten Galatasaray. Ve Kayseri'yi de rahatlatmak için destek pozisyonunda bir kontra tercihine gittiler. Ya genel olarak koridorlarda böyle net kazanıyor diyebileceğimiz bir eşleşme yok açıkçası. Ufak tefek üstünlükler yakalayabilecek eşleşmeler var. Tabii biraz burada oyuncuların yapacakları hatalı hamleler fark yaratabilir. Fakat umuyoruz mutlu olacak. Gelecekte bize o şeyler bekliyor. Şu minyon dalgası param olsa da ben alsam. Johnny bu ne böyle? Güzel refleks. Oradan beklemeyeceğimiz bir refleks. Alt koridorda bir takas daha var ama bir kez daha Kerry engelledi rakibini ama burada Rilec'in de gelişi. Yarı final serisinin ilk kanı burada Zaya'ya gidiyor Rioni. Çizmesini bitirdi, bir tane kazma aldı, iki tane peksimetini satıp bir de totem koydu cebine. Ya Rames ateşle oynuyor. Bakalım o ateşin tadına bakacak mı? Ocağın çağrısı geldi. Rames'e ultiler ama yetmedi ki. Udyr'i düşürmeyi başaramayınca Rilec. Düşen isim kendisi oluyor. Udyr buradan nasıl hayatta çıktı? Nuk'u yakalamaya çalışacak gibi gözüküyor. Zayıflara acımadan kaçabilecek mi Nuk? Sağ sol yaptı ama kurtulamadı. Sıçra geldi şimdi ama arkaya gelen Ekarim ultisi kaçışını engelliyor ama Orianna da kendi ultisini kullandı. Burada birebir bir değişim var. Rel'in hareketi birazcık daha yavaştı. KTSR bu arada az önceki pozisyonda ocağın çağrısını kullanmıştı. Burada hızlı bir savaş başlatma potansiyeli olmayabilir. Yalnız Rames'in çarpı yok. Ya Steph Curry'i post-up oynatır mısın sen? Deli gibi üçlük atıyor. Oynar adam. Ama. Bir de şunu deneyelim. Meta'da var ama post-up oyunları falan der misin? Deme sen daha iyi. Tehdit çok büyük tehdit değil. Tehdit al senin olsun dedi de o. Orta koridorda flag. Sıçralar takaslandı. Şimdi Rames. Zayıflara acımayı yedi. Ekarim'den bir ulti daha. Bu da onu ölümüne getirecek mi? Hayır. Ay. Bu sefer Ekarim ölüme götürüyor rakibini. Chamana Gazo son anda attığı sıçra. Önümüzdeki dakikalarda yaşanacaklara çok değer ve önem veriyor belli ki. Yalnız orta koridor kulelerini kaybedecekler. Az önce alamet kullanılmış ve kulenin canı oldukça azaltılmıştı. Bu oyunun ilk kulesi. Böyle yankılanıyor kullandı şu an. Herkes kırmızı kırmızı yanmaya başladı. Şimdi ışınlan kullanılacak. Rames. Rilec'i orada sersemletmeye çalışıyor. Ulti gelecek mi Orianna'dan? Henüz kullanmadı yalnız. Rilec'den savunma amaçlı bir ulti geliyor. Dellal de herkesi yine savunma amaçlı bir ulti kullanarak bir araya topladı ama. Rüp'ün sıçrası Dellal'in saçar tohumundan büyükmüş. Burada skoru alan Kaysa oldu ve. Ama zaten buraya çok denemeyecekti diye düşünüyorum. Çünkü bu ejder bir sonraki ejdere kadar saklı. Rel girecek içeri. Rüp'ün başı dertte. Rüp hemen ultisiyle beraber kule altına doğru gitti. Rilec fazla derine gitmese iyi olur. Oralar çok karanlık yalnız. Tersten gelen Ornn. Ocağın çağrısıyla beraber Rames'i yakaladı bir. Kerry'i yakaladı iki. O ikisi de Flay'a gitti ve 2'de 2 geliyor Syndra'dan. Daha çok Flay'in içine yaramış oldu. Bu arada Rilec arkadan gelecek. Orada isteyecekler. Nuka alacak bu kuleyi ve ulti bekliyorum şu anda ama Rilec önüne geçemedi. Ama duvar geçti Nuk'un önüne. Ultiyle duvara kafa attı. Oldukça tank olmasına rağmen çifte ulti. Nuk'un buradan kaçışı yok. Aurora. Tempoyu arttırdı ama bütün bunlar olurken orta koridor ikinci kulesini kaybedecekler. Bu ne kadar değecek bir takas emin değilim ben Johnny. Patlayan fıçı geldi bu arada. Rioni'yi oradan uzaklaştırdı. Kulenin düşmesi Kerry'nin de hayatta kalması anlamına geliyor. Çünkü kule agrosunu çekmişti yanılmıyorsam. Kerry orada. Oo, bir ulti daha geliyor. Rüp'ün bu sefer kaçışı yok gibi gözüküyor. Arkaya ulti attı ama Dellal'i çıkarttı en azından. Şu pozisyonda birebir aslında fena iş değil ama Aurora. Syndra şu an iki eşya. Aynı şekilde Zayat da iki eşya. İkisinde de skor ve altınlar. Oynayacaklar mı orta koridoru ama Dellal'i yakalayamadı Chamana Gazo. Biraz acele etti. Yani şu anda kullansa bu ultiyi çok daha verimli olurdu ama şimdi Aurora. Rakibin başlatamadığı savaşı kendisi başlatıyor. Yalnız arkada Rüp güzel kaçtı. Şimdi sıçrayı kullandı hala kaçamayacak. Arkadan gelen zayıflara acıma nasıl tutmadı Rüp'e bilmiyorum ama Rüp'ün hayatta kalma ihtimali yok. Aurora rakibinin üzerine adeta bir çene gibi kapandı Johnny. Arkada burada flag. Güzel bir zayıflara acıma daha. Tank Nuk'u da eritecekler Galatasaray. Yavaş yavaş. Rakibi tarafından elimine edilmeye başlandı. Bu baron anlamına da gelecek. Aynen öyle, baron anlamına gelecek. Her ne kadar ön safları olsa da, kitle kontrolü olsa da. Oynamak istiyor bu arada Galatasaray burayı. Özür dilerim, sözünü kesmek durumundayım. Chamana Gazo da hayata döndü. Dellal bu arada kendisini feda edecek takım arkadaşlarının kurtulması adına ama Aurora istediğini çoktan aldı. 4 kişinin üzerinde baron. Kullandığı ultilerle KTSR çok daha büyük bir fark yaratmış durumda. Şimdi Orianna'dan ulti gelecek ama Rioni tüy fırtınası flag kronometre derken Orianna ultisi toplamda 0 hasar verdi. Rioni arkada Gragas'ı düşürmeyi başarıyor. İkinci skoru da çıkarttılar. Dellal'i bile alamayacak Galatasaray. Serinin ilk karşılaşmasında Aurora. Sessiz başladı, sakin başladı ama 20. dakikada hatta belki 15. dakika demek lazım. Öyle bir gaza bastı ki ejderi almasına izin verecek rakibinin Aurora. Burası için bir tabii ışınlanan yatırımı da yapmıştı. Aurora şimdi minyonları orta koridordan götürmeye çalışır mı?
Yani Aurora tarafı Galatasaray Kadim Ejder tarafına çok inanmışken ortadan ittirip hani bedavadan inhibitör kulesine vuruş yapabilir miyiz dedi ama Galatasaray erken fark etti. Şimdi Baron'a döndüler. Baron'a başladılar ve fena bir izle yapmıyorlar Baron'u. 8000 cana kadar düştü. İçeride Galatasaray'ın görüşü yok. Şimdi işlik küresi geldi. İçeri hala totem koyamadılar. Bu Baron'u bitirecekler mi? Ocağın çağrısı geldi. Yalnız ikinci kafaya attırmadı Nuk. Güzel oyunu oraya anladı. Ulti 2 kişilik ama hasar o kadar eksik ki yine Dellal'i zor aldılar. Yalnız şimdi Rileç'in başı dertti. Rileç düşmeyecek. Rüf'e bu arada bir ulti geldi Syndra'dan. Rüf'ün alınması da mümkün olmadı ama Rione arkada skoru çıkartıyor. Arkada Rileç'i hala alamadın. Ooo girdi içeri. Agresif sıçra geldi. KTSR'nin canı çok fazla yalnız. Şimdi Rioni'den agresif sıçra. Rioni tüy fırtınasında kullanmamış. Koruyucu meleği de var. Hala düşüremediler. Şimdi yalnız KTSR'yi düşürüyorlar. Çaman'a Galzo ile Rioni. Savaş alanında şöyle bir birbirlerine baktılar. Planı içerisinde arkadan yalnız Dellal'in geldiğini görüyoruz. Ooo yılanlıyor, yılanlıyor. Dellal'i görmüyorlar. Eksek sıçra gelecek. Dellal arkada Çaman'a Gazo yakaladı ama diğer taraftan Rileç'in de başı derde girmiş. Rileç'i yakalayabilecekler mi? Orion'un ultisi. İlk defa çok büyük bir hasar veriyor. Ufak bir nefes arası aldık Johnny. Aurora yalnız o nefes arasını bizden daha da iyi almış gibi gözüküyor. Önce iki kişi kaybettiler ama takım savaşını. Ve sanıyorum dolayısıyla ilk karşılaşmayı kazandılar. Dört kişi hayatta. Rakibine bulut ruhunu bıraktı. Güle oynaya kazandı diyemem karşılaşmayı ama rakibinden ilk maç özelinde daha iyi oynadı. Kesinlikle. Bakalım Akademi Ligi. Lig aşamasının birincisi Galatasaray. 5 maç. Formuna geri dönecek mi?